mağdur edilen biri yahut mağdur edilmese bile vahim bir şekilde hayata veda eden biri, arabanın altında kalarak falan, başına bir şey düşerek, böyle o anda içimiz cız ediyor ya, çok paramparça oluyoruz. Bu olayın oluşunu biz kontrol edemiyoruz. Yani yukarıdan vinç düşüyor adamın üzerine mesela, parça pinçik ediyor adamı. Ama o düşeceği anda bile tutacak bir kudret var ve o kudret bu sürecin işlemesini, yürümesini sağlıyor. Buna zerre kuşku duymuyoruz. Yani göklerin ve yerin yaratılışından tutun şu anki işleyişine varıncaya kadar her şey bu hayatın bütünüyle kontrol altında olduğu ve o yegane erke dayandığı realitesini insana haykırıyor. Bu bir tarafa, diğer taraftan dönüp o kudretin bizden belki hiç tanımadığımız o kimseye karşı daha yakın olduğunu ve o kudretin bizden daha esirgeme, merhamet duygusu açısından hiç kıyas edilemez şekilde üstün olduğunu, o kadar ki rahmetin de ve benzeri duyguların da tamamıyla kaynağı o. Er-Rahman, Er-Rahim. Dolayısıyla bu hadisenin hudusuna yol açıyor. Ben o an kendime çok böyle çok ezildikten, kendini yorduktan sonra kalkıp diyorum ki yani ya Rabbi senin kulun. Senin yani onun acısı benden önce senin acın, senin kulun. Bunun yaşandığına göre ya o esnada ona acı yaşatmadın. Ben bu gördüğüm haliyle ben bu yankısını yaşıyorum kendi içinde. Olur ya, o başına vurur vurmaz Cenab-ı Hak şuurunu çeker. Anestezi diye bir şey var yani. Adam geriye hiçbir şey hissetmez. Belki de hiç yaşatmadı bir şey. Ben burada tirim tirim eriyorum yani, o acı yaşıyor diye. Dolayısıyla o kulun bizden daha önce, bizden daha yakın bir yaratıcısı, sahibi olduğunu bilmemiz lazım. Hazreti Mesih bunu söylüyor. Yani ya benim ümmetimmiş yani. Bir defa benimle ilgilerinden önce senin kulların onlar zaten. Ben kalkıp şimdi onları senden daha çok düşünecek gibi bir şeyim yok. Allah'tan daha çok kuluna sahip, yani kraldan fazla kralcı gibi değil. Burada o zaman dönüp Cenab-ı Hak, eğer o kişi bu acıya, bu sıkıntıya karşılık gelecek, bunu hak edecek illaki, bir cürümü yoksa, o zaman acıyı da yaşatmıyordur belki, normal. Yani virüsler adamın beynini kuşatıp eceliyle öldü dediğimiz hal görünürde bize çok feci gözükmüyor. Belki daha çok acı çekiyor. Dolayısıyla acı dediğimiz şeyin yani o subjektif, o göreceli, o değişken tarafına bakıp, yani bazıları kalkıyor diyor ki efendim çocuk şöyle acılar içerisinde, bebecik doğdu işte 8 saat yaşadı, acı ve elem içerisinde sonra öldü. Şimdi bunun günahı neydi yani, bunu kalk bana anlat diyor. Ya bir saniye, o çocuğun acı çektiğini, elem, bunlardan nasıl emin olabiliyorsun ya? Dışarı doğru hınga hınga diye bağırdığı zaman o dibine kadar acı yaşıyorum mu demek? O kadar dibine kadar acıyı sen de yaşadın bebekken, hiçbir tanesini hatırlamıyorsun. Yani bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Belki de görece bir şey geldi, anne babasına güzel bir ders verdi Cenab-ı Hak. 8 saat kıvrandırdı onlara bir, yani o şuur sahibi, o sınav içerisinde gerçekten olduğumuz ihtiyar, seçim sahibi olanları Cenab-ı Hak bir alavere yaptı, geri aldı. Bebenin buradaki, yani bebe belki bir bu anlamda gerçek bir varlık olarak, kişilik olarak bile hayata katılmadı. Yani nereden biliyorsun ki kalkıp buradan Cenab-ı Hakk'ı işte burada zulüm yok mu, burada nasıl bir adalet falan diye sorguluyorsun ki? Belki orada böyle bir gerçeklik bile oluşmadı. Bize bakan yüzüyle, bize yansıyan haliyle İşin gerçeğinin öyle olduğunu nasıl öngörebiliriz? Adamlar bize gözümüzün önünde rol yapıyorlar. Yani inim inim inliyorlar, acıdan bizi kahrediyorlar. Mesela bir film sahnesinde. Ama aslında orada bir set düzeneği var. Yani o bize yansıyan haliyle olayın aslında öyle gerçekleştiğini nasıl şey yapabiliriz, öngörebiliriz? Belki de bebeği de Cenab-ı Hak öyle şey yapıyor. Dolayısıyla biz Yaradan'dan daha yakın değiliz. Bu bizim evladımız, çocuğumuz bile olsa.
biricik şeyimiz bile olsa. Dolayısıyla işte şuradan düştü öldü, ya Rabbim sen nasıl kıydın, ben kıyamam, yani sen nasıl yaptın bunu, demek ki sende merhamet yok demeye getiren bir yaklaşım. Bu şeytanın bizi çektiği şey. Bilmeliyiz ki bizim yavrumuz da olsa her şeyden önce Allah'ın kulu ve onun sahibi olan Allah Azze ve Celle. Biz olmuş haliyle perdeyi açınca resme tanık olduk. Aa, bu mu bizim yavrumuz dedik. Halbuki o nakış nakış, kaşını, gözünü biz hiç daha göremezken bile, şimdi gerçi böyle dalgalarla, karaltılar halinde ses dalgalarıyla görebiliyoruz ama hiç de bir şey ifade etmiyor bizim için. Yani o anki o görüntüsüyle bazen de soruyorlar işte neresi burası? Kafası diye olan yeri ayağı sanabiliyor. Bu kadar uzağız yani. Ama onu bir plan dairesinde o iki dudağının en sonunda birleşeceği anı bile hesaplayarak an be an yaratıp geliştiren Allah Azze ve Celle bize ondan çok daha yakın. Onu bizden çok daha iyi tanıyor. Onun sahibi. Dolayısıyla gerçekleşen, vuku bulan hadisenin arkasında Allah Azze ve Celle'nin asla zulme sapmamış olacağını bilerek meselelere bakmak lazım. Belki de hiç acı çekmedi. Babası arabanın altında kalmış, koca otobüsün altında. Öyle parçalanmış ki hızlı geçen otobüs, yani düşün onun altında takır takır şekil diye bir şey kalmamış. Adam diyor ki ya benim babam diyor çok namaz ehliydi, işte şu kadar hac yapmıştı. Yani hocam bir türlü şey demiyorum, oldu mu şimdi bu, yani Allah sonunda ona yaptığına bak diyor. Yani şöyle bir güzel, ne bileyim, secdede olur, Kadir gecesi olur, yani böyle giderdi benim babama demeye getiriyor. Ve buradan Cenab-ı Hakk'a, yani kim bilir o koca tonluk aracın altında ne acılar çekti demek istiyor. Ya ne biliyorsun, belki hiç acı çekmedi yani. Belki o kadar hafif bir ölümle Cenab-ı Hak onu katına aldı ki sana da buradan mesaj gönderiyor. Veya etraftaki insanlara, bak her an her şeyi yapabilirim. Kudretime hiçbir şey mani değil. Bir böyle bir kazayla da ölebilirsiniz. Yani bizim ölümün şekliyle ilgili olan algılarımız çok gerçekçi olmayabilir. O Allah'ın, onlar Allah'ın kulları deyip Allah Azze ve Celle'nin hükmünü takdir ettiği ki gerçekleşen mazi olan şeyler illaki Allah Azze ve Celle'nin hükmünün damgasını yemiştir. Şimdi Hazreti Mesih'in ifadesinde bu var. Onlar senin kulların diyor. Benim değil ki yani, kalkayım onları sana karşı savunayım. Benim arkadaşlarım olur, gezdiğim dostlarım olur, bir şeylerim olur. Ne ki bunlar? Bunlar arzi ilgiler. Evladım bile olsa sonradan ilinti bu, basit. Ama senin arasındaki ilişki kopmaz, asla parçalanmaz bir şey. Sen onun Rabbisin, onlar senin kulların. Azap edersen senin kulların, seni bileceğin hiçbir şey demem diyor ve kalanıyla devam ediyor. Önümüzdeki ders sizin dediğiniz yerden devam edelim.